Borsa İstanbul'da yeni bir halkarz arz var. Galata Wind Enerji, Aydın Doğan'ın şirketi. 15-16 Nisan'da talep toplama tarihleri var. Galata Wind'in analizine bakmadan önce şöyle bir fiyat tespit raporuna bakmadan önce Borsa'da daha önce halka arz etmiş şirketlere son günlerde bir bakmak istiyorum hızlıca. En son Turex 13 liradan halka arz etti. 20 lira 50 kuruşa kadar çıktı. Kua Granit yine benzer şekilde 18 liralardan halka arz etti. 26 lira 48 kuruşa çıktı. %50'lik bir artış söz konusu. Matrix bilgi dağıtım hizmetlerine baktığımızda ise %100'lük bir artış görmekteyiz. Bu ekipte yani son günlerde halka arz eden şirketlerde natural gaz tepeyi bozdu diyebiliriz şu an. 9 liradan halka arz etmişti 16 liraya kadar çıkıp şu an 13 lira 41 kuruşa geçti. Yine Galata Wind'e geçmeden önce elektrik endeksine bakmak istiyorum. Bir BIST elektriğe baktığımızda şöyle buna mum olarak bakabiliriz. güzel ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz. BIST ile kıyasladığımızda ise BIST elektriği artışın çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. BIST 100 bir yılda %47 getirmişken elektrik endeksi %143 getirmiş. Dolar cinsi bile baktığımızda gayet güzel bir getiri olduğunu görmekteyiz. Yine elektrik endeksinin içerisinden bazı şirketlere bakacak olursak Odaş %157 getiri sağlamış. Esenboğa elektrik %280 getiri sağlamış. Halka arzından beri. Ben zaten son halka arzları gördüğünüz çok ciddi talepler geliyor son halka arzlara. Galata Wind'de çok daha fazla bir talep gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü elektrik enerji sektöründeki halka arzlara ciddi bir talep geldi. Şöyle Galata Wind'in fiyat tespit raporuna baktığımızda e, garanti yatırım Halk arz ediyor. Fiyat tespit raporunu Price beraber yaptılar. E, şöyle birçok şey geçeceğim raporda. Gayet güzel, detaylı, uzun bir rapor olmuş. İlgilenenler bakabilir. Ama son halk arzlarda da görüyoruz ki bu fiyat tespit raporunun da bir manası olmuyor. Ya Çünkü bir şirket eğer halka arzında halka arz ettikten sonra yüzde yükseliyorsa bunun iki son iki mana çıkar buradan bir ya halka arz eden şirket gerçekten fiyat tespitini çok hatalı yapmıştır iki piyasada çok ciddi bir balon vardır İlkinin olduğunu düşünmüyorum yani fiyat tespit raporunun doğruya yani gerçeğe çok yakın olduğuna inanıyorum ama piyasada bir balon olduğu gerçeğinde göz ardı edemiyorum. Ee, Şu baktığımızda Aydın Doğan'ın şirket demiştim Aydın Doğan ve kızları, ortakları şirketin 5 santrali bulunmakta. 3 rüzgar, 2 güneş santrali. Ee, çok büyük bir üretimi yok aslında diğer piyasadaki halk e, piyasadaki elektrik şirketleriyle kıyasladığımızda. Şu, dediğim gibi rapordaki birçok şey geçip sadece e, finansallarına bakmak istiyorum. İşte yek fiyatları olsun, üretim kapasitesi olsun. Yekten fiyatları özür dilerim. Yekten fiyatları olsun. Hepsi raporda verilmiş. Gayet güzel detaylı bir rapor olmuş. Karbon kredisi gelirleri. Finansallarında göze çarpan nokta hasılatlarında ciddi bir düşüş olması. Yani bakar bakmaz insan bunu görüyor. Neredeyse yarıya inmiş. Lakin karı artmış Gördüğünüz gibi esas faaliyet karı ve dönem karına baktığımızda dönem karı %100, %100 artıyor. Hasılattaki düşüş ise aşağıda yazdığı gibi şirketin elektrik ticareti işlemlerini sonlandırması olmuş. Bence isabet olmuş. Çok ciddi bir kar artışı yaşanmış şirkette. Bunun da 2021'de de devam edeceğini düşünüyorum. Yine raporu şöyle hızlıca geçiyorum. işte burada... Yurt içinde ve yurt dışında bazı şirketlerle kıyaslanmış yurt içinde kıyasladığı şirketler, bütün elektrik şirketleri işte elektrik sektöründeki şirketlerle kıyasladığında yurt dışındaki şirketlerle kıyaslanmış. Ya yani bu yurt dışındaki şirketlerle kıyaslamayı da çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü çok farklı dinamikler olduğunu düşünüyorum. Zaten hepsi Avrupa'daki şirketler. Yani Avrupa ile Türkiye'dekinin dinamiklerinin biraz farklı olduğunu düşünüyorum. ama Fiyat defter favok çarpanına baktığımızda yine benzer çıkmış aslında. Hatta yurt dışındaki şirketlerin biraz daha pahalı değerlendirildi değerlendirildiğini görüyoruz. Ee, değerlendirme sonucu nominal pay başına düşen değeri 6 lira 27 kuruş olarak bulmuş. Halka arz fiyatı ise 5 lira 6 kuruş olacak. %19'luk bir iskonto ile halka arz ediliyor. Ee, oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, mümkün olduğunca bu halk da girmeye çalışacağım. Bütün halk arzlara girdim. İşte genelde eşit dağıtım olduğu için çok da bir şey alamadım tabii ki ama yine de 3 lira 5 lira insanın cebine bir şey giriyor. Komik bir şekilde yani artışı garanti gibi bir şey oluyor. Çok mantığa sığmayan bir piyasa ama yapacak bir şey yok. Piyasaya uyup gidiyoruz. Trend en iyi dostunuzdur. Şöyle baktığımızda 5 lira 6 kuruştan halka arz fiyatı da gayet makul gibi duruyor. Ee, yine dediğim gibi bir alıp göreceğiz bakalım nereye gidecek. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.